Ayşe tutacaktır. Bu arada CHP Malatya'dan bitti. Veriyor. Kolay mı bu? Rıdık şimdi ha. Hadi hatır et. MHK üyesi Baron Öztürk'ün konuşmasını yapmak üzere Evet. Bakın durduk mavinin en güzellerine bir damla sevinç ararken bir nehir acı koyduk suların ellerine. Eğitim Sene 24. yılında bir arada olmakta mutluyuz. Bugün Hrant Dink'in öldürülmesinin 12. yılı. Onun anısında bütün öldürülen gazetecilerin halkımıza gerçekleri açıklayan, aydınlatan bütün gazetecilerini anıyoruz. Bu 24. yılda Eğitim Sen'in geldiği durumu 80 bin civarında üyemiz var. 80 bin ve bu son dönemdeki baskılardan dolayı açık eylem etkinliklerimiz oldukça zayıf geçmekte. Bunun tarihsel bir süreci var. Bu tarihsel süreç özellikle bizim açımızda 1960 Anayasası'ndan sonra işçi sendikaların artı nispi demokratik ortamın oluşması, üniversitelerin özelliğiyle birlikte Türkiye'de demokratik bir hava yaratıldı. Bu dönemde TÖS kuruldu. TÖS anti-emperyalist bir örgüttü. Aynı zamanda emekten yana ve aynı Atatürk devrimlerini geliştirmeye dönük çabaları olan devrimci bir örgüttü. 1969'da 110 bin kişiyle grev yapmış bir sendikaydı. 12 Mart'ta birlikte bu örgüt kapatıldı. Arkasında her darbeden sonra yeni bir süreç başladı. Arkasında TÖBDER kuruldu. TÖBDER'le birlikte TÖBDER yine anti-emperyalist bir örgüttü. Ülkemizdeki bütün halkın demokratik sorunlarıyla uğraştı. Onun için mücadele etti. 12 Mart'ta birlikte 12 Eylül'le birlikte TÖBDER de kapatıldı. 12 Eylül'e geldik. 12 Eylül'de 24 Ocak kararları arkasında liberal dönüşümle köylerden kentlere göç olayları ardından köylerde gelen kentlere gelen insanların gece kondularda varoşlarda tarikatlara teslim edilmesi, din dersinin zorunlu olması Türkiye'de yeni bir süreci başlattı. 1900'lere doğru Sovyetlerin çöküşüyle birlikte yeni liberal düşünceler solda da hakimiyetini geliştirdi. Bu dönemde Sovyetlerin çöküşüyle birlikte kapitalizmin yumuşaması, yumuşak tavırlar sergilemesi, özgürlük ve demokrasi konusunda yeni yaklaşımları beraberinde getirdi. Bu yaklaşımlar örgütümüzü de süreç içerisinde oluşan 1995'te kurulan örgütümüzün asıl düşüncelerini oluşturdu. Liberalizm Türkiye'de üç tane temel şeyi belirledi. Birincisi mezhepçi yaklaşımları arttırdı. Etnik düşünceyle toplumlardaki ayrışmaları arttırdı. Aynı zamanda cinsiyetçilik üzerinde toplumda bölünmeleri yoğunlaştırdı. Sol da bu süreçte bu düşüncelerden etkilendi. Fakat süreç içerisinde liberal emperyalizm gerçek yüzünü gösterdi. Irak Savaşı ile birlikte yeni bir süreç başladı. Ekonomik yoksullar, yasaların ihlali, tek tip rejim dayatmalarıyla birlikte
neofaşizm denilen yeni bir döneme girdik. Şu anda kapitalist sistem tamamıyla çökmüş durumda. Şu anda yapılan şey güvenlik algıları oluşturarak toplumda sürekli kuralsız bir baskı ve şiddet uygulamak. Bu süreçte örgütümüz ciddi anlamda zarar gördü. 2015 darbesinden sonra OAA süreciyle yaklaşık 4200 kişi KESK üyesi ihraç edildi. Bu süreç içerisinde örgütümüzün eylemleri, etkinlikleri iktidar hiçe saydı. Güvenlik politikaları devam ediyor. Toplumda güvenlik üzerinde algı yaratılarak toplumda ciddi bir faşizm dayatılıyor. Bu dönemde yapacağımız en önemli şey bir arada olmak, dayanışmak, var olan haklarımızı korumaya çalışmak, geçmişteki haklarımızı hem koruyup hem de geliştirmeye çalışmak. Örgütümüzün bu anlamda çok ciddi, içinde bulunduğu çok ciddi bir dayanışma ruhuna ihtiyacı var. Yeni üyeler katarak örgütümüzü ekonomik anlamda rahatlatabiliriz. Çünkü bu dayanışmaya bu örgütün ciddi anlamda ihtiyacı var. Arkadaşlar, burada MHP üyemiz Varol Öztorun da burada. Eğitim süreciyle ilgili süreci kendisi anlatacak. Onun için ben eğitim süreci... 17-15 Temmuz o darbe girişimini yaşadık. Bu darbe girişimini ranta çeviren bir iktidarı da gördük ve halen bu darbe girişimini kullanarak üzerimizde baskı oluşturan bir iktidarla halen mücadele ediyoruz. Bizler, evet, suyun akışını geri çeviremedik ama yan yana durarak setler oluşturabildik. Ve bu setleri daha büyütmenin zamanıdır diyoruz. Eğitimsel olarak, evet, 100 yıllık eğitim mücadelesinin en son 95'te kurularak bugünlere gelen bir sendikayız. Encümen-i Muallim'den tutun da TÖS'e, TÖBDER'e, EİSSEN'e, EİT'lere ve eğitim işe, daha sonra da bunların hepsinin mücadelesinin birleşmesiyle Eğitim Senin Güneşinin doğduğu 23 Ocak 1995'ten beri Eğitim Sen bu topraklarda aydınlık yüzü olmuştur. Eğitimde ve Türkiye'nin demokratik mücadelesinde. Bizler 100 yıllık mücadele geleneğinin sürdürücüleri olarak diyoruz ki eğitimde gericileşmeye karşı, eğitimde cemaatlere bırakılmaya karşı, eğitimde imam hatipleştirmeye karşı yan yana durmamız gerekiyor. Biz yan yana durduğumuz zaman eğitimde kesinlikle AKP iktidarı istediklerini yapamayacaklardır. Değerli arkadaşlar, eğitim ve bilim emekçilerin gür sesi olan eğitimse temel bir şiarı vardır. Eğitimde kamusal bilimsel ana dilde eğitimi her zaman için savunmuşlardır. Bundan kaynaklı biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ne yapılmıştır? Kamuda 135 binden fazla kişi ihraç olmuştur. Bu ihraç olan arkadaşlarımız da biraz sonra sayısal olarak da size sayılar da vereceğim. Bunlar içinde sadece %3'ü KESK'lidir ve bunlar neden ihraç oldu dersek eğer bunlar eğitimde gericileşmeye karşı oldukları için, eğitimde ana dili savundukları için, parasız eğitimi savundukları için ihraç olmuşlardır. Bu arkadaşlar bizim onurumuzdur ve onurumuz olarak da onların yanında her zaman da duracağız. Dünyada da sendikal hareketlerde olsun, toplumsal mücadelelerde olsun bir mücadele yoğunlaşması var. Bu Fransa'da sarı yelekliler olarak çıkıyor. Diğer yerlerde farklı farklı öğrenci ve kadın direnişleri olarak çıkıyor. Türkiye'de de baktığımızda en önemli kadın mücadelesinde flon arayışçileri var. Temel sloganları nedir? Makyaj güzelleştirmez, mücadele güzelleştirir. Onları da selamlıyoruz. Üçüncü havalimanı işçilerinin direnişi var ve halen sürüyor aslında. Baskılarla yok sayılıyor ama şu an ya da medya göstermiyor ama onların direniş var.
Kargil işçileri var, Tariş işçileri var ve birçok direniş irili ufaklı şekilde devam ediyor. Biz bu direnişlerin yanındayız. Bizler de Kasım 17'den beri bölge mitingleri yapıyoruz. Neden bu bölge mitinglerini yapıyoruz? Ekonomik krizden kaynaklı kayıplarımızın karşılanması için, baskının kadrolaşmanın son bulması için, cemaatlerle yapılan protokollerin iptal edilmesi için, 2023 vizyon belgesindeki öğretmen meslek kanununun güvencesizliğine karşı bölge mitingleri yaptık ve şimdi de Ankara'da bir merkezi miting planlanıyor. Bu kez TİSTİMOB ve TTB olarak bir miting düzenlenecek. Bunun ilerleyen süreçlerde size de duyurusu yapılacak. Böylesi bir zamanda karanlığın olduğu bir yerde eğitim sen güneşi olarak Türkiye'de kesinlikle mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini, bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek saraylar, saltanatlar çöker, bu kan susar, bu zulüm biter. Melekçeler de açılır üstümüzde, leylakler de güler. Bugünlerde geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık diyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde dövleşen ülkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Sevgiler. Ay çok. Evet, buraya bakalım. Bir tane daha alabilir miyim? Evet. Tamamdır. Birlikte ayrılım veriyor. Emekli olarak da eğitim seninle birlikte mücadeleye devam etmek dileğiyle yeni yaşamımızda sağlık ve senlik diliyoruz. Hayırlı olsun. Plaketi bu gönderirseniz. Evet emekli arkadaşlar. Bedenim karam parçam, cüz cam pazarlığı, kalemim düştü kolda. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, üzümlü bulutlar.
neresin? 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 Burası gelin neresin? Sıkıştırma emrim olur, eteklerim şişmez. Cepheden cepheye boşan bizim gençler yılmaz yılmaz. Denizler dağları aşar bizim gençler yılmaz yılmaz. Denizler dağları aşar bizim gençler yılmaz yılmaz. Yılmaz yılmaz doğu yılmaz, batı yılmaz, kuzey yılmaz, güney yılmaz. Yılmaz yılmaz güney yılmaz, bizim gençler yılmaz yılmaz. Yılmaz yılmaz güney yılmaz, bizim gençler yılmaz yılmaz. Yeah.